Astrocinin kreçesi geldi. Ah, Hoş geldin şekerim. Nasılsın? Hoş buldum. Çok iyiyim. Sen de iyisin. Hepimiz iyiyiz. Hepimiz Daha iyiyiz. Daha da iyi güzeliz. Ee, Bakın zorluklar yaşanıyor ama beraberinde Allah mutlaka onun kolaylığını veriyor. Ben kendi adıma söyleyeyim iki aydır sağlık mücadelesi çekiyorum. Büyük bir şekilde olsun. bir şekilde böyle e, feraha kavuştuğumuz günler geldi. Evet. Ekran başına sağlık mücadelesi verenler varsa, gönül derdi çekenler varsa. Lütfen unutmayın her zorlukta bir kolaylık, her kolaylıkta bir zorluk mutlaka vardır. O yüzden yarınlardan lütfen umutlu ve ümitli olun. Nuraycığım yeni haftaya başlarken müjdelerin var mı? Ee, var. Süper. Güzel şeyler olacak. Her zorluğun arkası bir ödüldür. Mutlaka. Ee, bugün ben yandım, bittim, mahvoldum diyenler yarın ödüle kavuşmayacağınızı nereden biliyorsunuz? Hep söylüyorum. E ee, belki hayatınız alt üst oldu. Ama nereden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha iyi olmadığını? Değil mi? O yüzden e, her bitiş yeni bir başlangıç olduğu gibi her zorluğun arkasında bir ödül. Evet ve gerçekten zorluk yaşayanlar varsa ödülünüzün geldiği bir hafta diyelim hepimize. 12 burç için e, şöyle bir genel yorum olabilir miyim? Tabii Bu arada ki kısmet ve şans açmak için bugün sevgili Nuray Sayar bir ritüel verecek. Kısmet Kısmetle şanstan kastımız ikili gönül ilişkisi mi yoksa yani para, işiniz, rızkınız, e, bolluğunuz, bereketiniz, her şeyiniz için ne diliyorsunuz, ne istiyorsunuz? Onu hayatınıza kolaylıkla çekebilmek için, enerji alanınızı açmak için, ruhsal enerjinizi özgürleştirmek için zaten ...direnç gösterdiğimiz hiçbir şeye kavuşamayız. Doğru. Acele ettiğimiz her şeye geç kalırız. O yüzden hayatı akışa... ...hani su akar yolunu bulur diyoruz ya... ...hayatı akışa bırakacağız. İstediğimiz her şeyi kolaylıkla, niyetle... ...ve istekle hayatımıza çekeceğiz. Canım benim ağzına sağlık. Teşekkür Bu arada ederim. mavilerle bugün pek bir şıksın. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi hazırsanız sevgili seyircilerimiz... Önce bir genel yorum alalım 12 burç için. Sonrasında da 12 burcu tek tek yorumlasın astrolojinin kraliçesi. Neler ederim. var? Neler yaşayacağız? Bizi neler bekliyor? Bu hafta yaşayacağımız zorluklar, kolaylıklar neler? Şimdi bu hafta e, yılın yeni ayı Oğlak burcunda. Hı. Ve zaten 21 Ocak çok önemli bir gün. Pluto Oğlak burcundan ayrılıyor, Kova burcuna geçiyor. Ee, hayatımızın hangi alanını yeniden inşa etmek istiyorsak sağlam temeller atacağız. Hı hı. Astroloji 12'ye üzerinden hesaplanıp bakılıyor. Şimdi benim örneğin kendi haritamdan bahsediyorsam 7. evim kova ortaklaşa işler ilişkiler alanında eskiyi bırakıp tamamen yeniye odaklanacağım. Özellikle ee, tabii hangi evinizde hangi burcun yönetti sen ikizlersin yükselen Hı. şimdi birinci ev ikizler ikizler e, koç boğa ikizler yengeç aslan başak terazi akrep yay oğlak kova dokuzuncu evin bak hak hukuk adalet öyle bir döneme giriyorsun ki senin dokuzuncu evini kova yönetiyor hani böyle ilahi adaletin önüne geldiği bir döneme adım atıyoruz. Her şey aslında rücu edecek. Her şey rücu edecek. Peki nasıl anlayacak? Seyircim nasıl anlayacak mesela ee, kaçıncı eve geldiğini? Haritalarını biliyorlarsa ha. e, hemen girsinler e, şeye uygulamaya mı? Uygulamaya baksınlar. Hangi evini kova yönetiyor? Hmm. Nereden, nereye geçiyor? Dolayısıyla bir de çok önemli bir haftadayız. Gezegenlerin kombinasy kombinasyonuyla gök kubbede ki enerji haftaya zaten ayın yay burcundaki enerjisiyle giriş yaptık. Herkes bu sabah uykudan uyandığında özgür kalmak istiyorum. Kimse bana karışmasın moduyla güne başladı. İyi boşanmalar artmasın. Ay Allah korusun. Yaşama özgürlüğe bağlı, hoşgörülü, iyimser, neşeli olacağımız bir haftadayız. Ha, güzel. Sorun istemeyeceğiz, problem istemeyeceğiz. Negatif haberleri duymaya tahammül edemeyeceğiz. O yüzden küçük şeylerle kolayca mutlu olabileceğimiz çok önemli bir haftadayız. Aynı zamanda yeniliklere çok açık olacağız. Ne kadar sabit fikirli olursak olalım... Bu hafta yeniliklere çok açık olacağız ve yenilik isteyeceğiz hayatımızda. Ee, şimdi yarın itibariyle Neptün Merkür zorlayıcı kare açısı uyarıyor. Unutkanlıklara karşı dikkat edin. Arabanızı nereye park ettiniz? O kadar. Cüzdanınızı nereye koydunuz? En çok hangi bundan? Hepimiz. O kadar. Her alanda unutkanlıklara karşı Temkinli, tedbirli, dikkatli olmalıyız. Ee, ben örneğin bugünden başladım. Evden çıkacağım. Ee, ulaştırmadaki arkadaşı 15 dakika kapıda bekledim. Çantamı arıyorum. Neredeydi diye. Gözümün önündeki çantayı görmedim. Öyle bir etki var gezegenden. Öyle bir etki var. Etkiliyor. Bir hafta boyunca lütfen unutkanlıklara karşı zorlayıcı etki. Hmm. O yüzden. E, Asla yalan söylemeyin, hmm. asla bahane uydurmayın. Ee, yani attığınız yalana kendiniz inanmayı bir kenara bırakın. Burada yalan söyleyip şurada doğruyu söyleyebilirsiniz. Zaten yalan dediğimiz şey çok tehlikeli. Çok. Ya. Yalanın kuyruğu uzundur. Evet. Döner, dolaşır, yine kendi ayağına dolanır. Kesin. Kesin öyle bir şey var. Neden? O da çok karmaya neden olan bir durum. Kim ne yalan söylüyorsa aynı şeyi dönüp dolaşıp kendi kendini yaşayacak kesinlikle hiç gördün mü bu hayatta aldatan aldatılır, Tabii. kandıran kandırılır, üzen üzülür. Ha belki sen göremeyebilirsin, ben göremeyebilirim. O da Allah diyor ki kulsun, kibir yapabilirsin, Oh oldu iyi oldu diyebilirsin. E, can yakmayan, canı ya yani can yakanın Canı yanmadan bu evrenden göçüp gitmiyor. O yüzden Allah belki bize duyurmuyor. Ee, hani hiçbir şey olmadı diye. Arada ben de bak daha yeni anneme söyledim. Anne ya kötülere hiçbir şey olmuyor dedim. Kızım ne biçim konuşuyorsun dedi. Olur mu öyle şey dedi. Allah herkesin ödülünü de veriyor, imtihanını da veriyor dedi. Ee, daha ne olsun? Bunun örnekleri var hayatımızda daha ne olabilir? Bir kere sen iyisin, iyiliği hak ediyorsun. Negatif, kötü olan insan da kötülüğünü hak ediyor. O yüzden su akar yolunu bulur. Hazırda ay yay burcundayken özgür kalın ve huzurlu ol. Ya böyle pıtı pıtı anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> su akar yolunu bulur. Ama tabii o derdi çekerken ah, <laughs> yani bunu böyle düşünemiyorsun su akar yolunu bulur Şimdi falan diye. Şimdi ben her şeyi akışa bırakıp yaşayan bir insanım. Ama Geceden sabah vay diye sabah kalkınca su akar yolunu buluyor. Hayat insana çok şey öğretiyor. E, tecrübe dediğin şey hayatta yediğin kazıkların toplamı oluyor. Ay ki yemişiz. Dolayısıyla aslında o tecrübe senin doğru kararlar vermeni sağlıyor. Ay ben bir teşekkür edesim var. Kime? Beni kandıran, beni üzen, bana yalan söyleyen, beni aldattığını zanneden, bana haksızlık yapan herkese sevgiyle öpüyorum. Kalplerinden öpüyorum onları. Ben öpemeyeceğim. Niye öpüyorum biliyor musun? <laughs> Onlar olmasaydı bu kadar <laughs> kitap olmazdı. Aman. Onlar olmasaydı bu kadar güçlü bir kadın olmazdı ki. Şükürler olsun. Kalbinizden öpüyorum sizi. Tamam ben kalbinizden öp öpemiyorum. <laughs> Özür dilerim. Şimdi haftanın enleriyle devam edeceğiz. Hemen. Bir selamın vardı söyleyeceğin. Evet. Ee... Kim dedik? Kıs Kısmet teyzem dedik. Eee Kısmet Seçkin. Kısmet Seçkin teyzemiz. Bizi şimdi Mersin'den izliyor. Ay canım benim. Ee, seni çok öpüyoruz. Ee, seni çok seviyor. Sevgilerimi iletiyorum. Hem Mersin'e hem ona çok sevgiler olsun. Kısmet teyzeciğim ellerinizden öpüyorum. Hiç tanımıyorum ama gönülden gönüle bir köprü vardır. O e, sevginizi, samimiyetinizi gönderdiğiniz selamla aldım kabul ettim. Ay, Allah getirenden de razı olsun sizden canım de. Olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yaşadığınız zorluk neyse kolaylaştırsın inşallah. Aynen. Ekran başındaki bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Ee, yaşıtlarıma, büyüklerime, ee, bizden daha genç olanlara diyorum ki yeni haftaya başlıyoruz. Hadi biraz enerji, toplayalım enerjimizi. Eğer gönül kırıklığı yaşadıysanız, maddi zorluk çekiyorsanız, sağlık problemi çekiyorsanız bu hafta gezegenler bizim kulağımıza güzel şeyler fısıldıyor. Peki neler fısıldıyor bir görelim. Haftanın enlerinde bu hafta duyan gelmiş merak etmeyin hepimiz çoğumuz genelde buradayız. E, dört burcumuz var. Haftanın en şanslı burçlarında koç boğa İkizler, yengeç bütün ihtişamıyla zirveye şöyle oturmuşlar. Haftanın en şanslısında koç boğa İkizler, yengeç aman diyeyim dikkat diyeyim yapacağınız küçücük bir hata Allah korusun. bu şansı şanssızlığa dönüştürebilir. Az sonra Astrolojinin kraliçesi tek tek anlatacak 12 burç için hem olumlu hem olumsuz yönlerim. Haftanın en şanssızı sizi burada gördüğüme çok üzüldüm canlarım biliyorsunuz sevgili akrepler. sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz ama bu şanssızlığı nasıl şansa dönüştüreceğimizi az sonra Nuray Sayara e anlatacak. Haftanın en paralı burçlarında para aslında bu hayattaki e, yaşam amacımız değil de yaşam aracımız, aracımız olmalı. Amaç olduğu zaman mutsuz oluyoruz. Yani ulaşamadığımız zaman istediğimiz parayı yaşam merkezine koyanlar hiçbir zaman para sahibi olamıyorlar. olamıyorlar. Doğru. O yüzden e, yaşam aracımız paramız bu hafta bu dört buca geliyor. E, haftanın en paraları Koç, Boğa, ikizler, Yengeç. Haftanın en mutluları. E tabii onlarda aşk da var, para da var, e, şans da var e, dolayısıyla mutluluk da var. Yine mutluluk e, listesinde bu dörtlü yerini alıyor. Haftanın en mutsuzu <laughs> özür dilerim, Akrep olduğu için en mutsuzu da Akrep. En şanssız Akrep oldu. Akrep olduğu için. Haftanın en uyumlu burçlarında bu hafta sen ve partnerin ...ekrana gelecek burçlardansanız... ...yani koç ve feradiziyseniz... ...yaşadınız. Yani bu hafta... ...müthiş bir uyum. Ahenk. E, bir kere... E, ...duygularınızı ifade etme konusunda... ...paylaşımlar konusunda çok... ...muhteşem, muhteşem olacaklar. olacaklar. Hadi bakalım. Haftanın en uyumsuzları... ...dikkat dikkat... Sevgili Başaklar ve Akrepler bu hafta çok uyumsuzsun. Mesela, e, burcu Başak, yükseleni Akrep. E, problem çok çıkar mı? Şimdi yükselen burcu akrepler, Akrep, şimdi birinci Başak, ev yükselen dediğimiz zaman birinci ev ben, 7. ev hayatımdaki kişi. Hı hı. Kavgacı olmamaya dikkat etsinler. Eleştirel davranmamaya. Kimsenin arkasından konuşmamaya özen göstermeleri gereken bir haftadalar. Dikkat dikkat. Peki aşkta kim kazanıyor aşkta? Onlar haftanın en mutlusu, en şanslısı, en paralısı bir de aşkta kazananı. Koç, boğa, ikizler, yengeç. Efendim aşkta Başak ve Akrep bu hafta kaybediyor. Sevgili Başaklar ve Akrepler aman diyeyim dikkat diyeyim bu hafta niye kaybediyorsunuz? En çok neye dikkat etmeniz gerekiyor az sonra gelecek. Eğitimdeki en şanslı burçları alalım mı? Annelerden rica edelim. Lütfen bu bunu fotoğraflayın ve evet. çocuklarınıza atın. Eğer eğitimde olan bir e, koç, ikizler, yengeç, kova, balık e, çocuğunuz varsa bu hafta çok şanslı. Sınav varsa şanslı. Ya da bir şeyle ilgili bir atılım, bir yenilik olacak şanslı bilginiz olsun. Eğitimdeki en şanslı burçlar. Peki eğitimdeki şanssızlar? Onlar bu hafta galiba hayatın bütününde şanssız. Akrep ve Başak. Aşkta, parada <laughs> bu eğitimi dahil etmen o kadar iyi oldu ki. Ogan dün e, ofise geldi. Ben e, Ayda'ya göndermiştim. Anne ben bu hafta çok şanssızım. Daha çok çalışmam lazım. Evet bak doğru. Gerçekten çocuklarınıza, çocuklarınıza gönderin bunu. Hatta e, anneler... Çok teşekkür ediyorum. Anneler bütün çocuklarına gönderiyorlarmış. Evet, evet. Bazen kızım kızımdan alıyorum haberleri. Anne diyor, arkadaşımın annesi diyor, e, fotoğraflamış ve arkadaşımı atmış diyor. Aman aman dikkat diye. Tabi. Çok güzel yorumlar var. Çok güzel uyarılar var. O yüzden hepsini birer birer çekip gönderin çocuklarınıza. Efendim koçlar ve yükselen koçlar. Hazırsanız buyurunuz. Önce bir e, yıldız haritanızı görelim. Hepsi beş yıldız. Evet, şahane, mükemmel. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ve haftanın yeni ayı, sevgili koçlar ve yükselen koçlara diyor ki iş hayatınızda ne iş yaparsanız yapın kendinize olan güveninizin artacağı bir haftadasınız. Çok bilmiş davranarak. Ee, yanlış anlaşılabilirsiniz. O yüzden çok bilmiş davranışlar içerisinde olmamaya özen gösterin. Aşk hayatınızda kırılmış incilmiş olsanız da güzel günler sizi bekliyor. Peki bir yükselen koç, bir güneş koç bu hafta ne yapsın, ne yapmasın? Evet her şey beş yıldız. Ama uyarılar da var tabii ki. Sevgili koçlar, yükselen koçlar haftaya ayın yay burcunda ilerlemesiyle adım atmış olmanız özellikle giriştiğiniz, planladığınız, niyet ettiğiniz, düşündüğünüz, bir türlü geliştiremediğiniz, gerçekleştiremediğiniz dilek ve isteklerinizin tek tek sonuçlanmasına yardımcı olacak. Özellikle ve özellikle şimdi Neptün Merkür zorlayıcı kare açısı yarın. Bu açı bilgi sahibi olamadığınız alanlarda yanılgıya düşmenize neden olabilir. Bilmediğiniz, gözünüzle görmediğiniz, kulağınızla duymadığınız hiçbir şey için ön yargılı olmayın. Ne olur buna çok dikkat edin. Çünkü e, Neptün Merkür zorlayıcı kare açısıyla... E, diyor ki hayat size hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsan o alana odaklan. E, hangi konuda eksikliklerin var eğitim hayatında, iş hayatında, sosyal ilişkilerinde, gelecek planlamalarında ve kararlarında ne olur bir dön özüne hangi konuda fazlan var, hangi konuda eksikliklerin var bunu kimseye soramazsın. Seni sen tanıyorsun bir birey olarak. Bir koç burcu öğrencisiysen eğitimde hangi alanda eksikliklerin var? Bir koç burcu bireyi olarak iş hayatında hangi konularda zorlanıyorsun? Sabırlı mısın, sabırsız mısın? Tahammüllü müsün, tahammülsüz müsün? Ki siz koçlar zaten beklemenin ne olduğu konusunda zorlanan burçlarsınız. Sabırsız değil mi? Yani şimdi çok cesurlar, ellerini çok çabuk çamura sokabilirler, risk almaktan hiç korkmazlar. Ama bu hafta risk almamaları gerekiyor. Ne iş hayatınızla ilgili, ne eğitim yaşamınızla ilgili, ne de planlarınızla ilgili. Bu hafta mümkün olduğunca sakin olmaya, dengede kalmaya, yapıcı olmaya, ön yargılı duygulardan ve düşüncelerden uzaklaşmaya hafta boyunca özen göstermeniz gerekiyor. Eğer ki sakin kalamazlarsa bak her şey beş yıldız alt üst olabilirler. O yüzden bu hafta risk alabilecekleri her şeyden uzaklaşmaya, sakin kalmaya... Özen göstermeleri gerekiyor. Aynı zamanda zaten e, kariyerlerinde eksiklikleri kendiliğinden tamamlanacağı için kendilerine olan güveni sorgulayan birçok koç ve yükselen koç tam bir güven sahibi olacak. Ne istiyorum, ne planlıyorum, ne diliyorum bunun bilincinde olurken hangi konularda yetersiz olduğunuzun farkında bilincinde olmaya da özen göstermeniz gereken önemli önemli bir haftadasınız. Şimdi ayrılmış, aşk acısı yaşayan, kalbi yaralanmış olan koç kadınları ve koç erkekleri haftanın dördüncü günü itibariyle hani deriz ya bazen ay yok hayatta geri dönmez. Burnu yere düşse eğilip almaz. Bu da çok ilginç bir kelime. Bir insanın burnu yere düşünce niye eğilip almasın? Teşbih de hata olmaz. Yani, yani o, aynen. Bir benzetme. Benzetme. Gurur, onur takıntılı olan bir partnerle ayrıldıysanız hiçbir şekilde ne onuru önemseyecek ne gurur, gururu. Perşembe günü çok önemli bir gün. Hayatta gelmez dedikleriniz patır patır geliyor. Ama bu dönüşler sizi ne kadar etkiliyor? Bunu kendinize bir sorun. Sadece gurur için yol ayrımı yaptığınız kişilerle birleşmemeye özen gösterin. Hı hı. Haftanın spotu haklı olmaya değil mutlu olmaya özen göstermeniz gereken özel bir haftadasınız. Peki boğalar ve yükselen boğalar efendim ekran başındaysanız buyurunuz. Ee, Yıldız haritanız öncelikle her şey çok güzel zaten bu hafta zirvede olanlardansınız siz. Neye dikkat etmeniz gerekir ona bakalım. Güzel. Evet, buyurunuz. Öteki anka da gelsin. Yarılar var tabii ki. Şimdi boğa için her zaman söylüyorum. Bir boğa kadını için, bir boğa erkeği için, daha doğrusu bir boğa insanı için. Olmazsa olmaz huzurdur. Huzurun olmadığı yerde yol almayı istemez. Bulunduğu ortamda huzur ister. Bunu oluşturmak için de mücadele eder. Doğru. Ama ee, uzlaşmacı yanınızla bu hafta dikkat çekeceksiniz. Hmm. Yani negatif, huzursuz bir partnere bile normalde tahammül edemeyen siz boğalar bu hafta uzlaşmacı yanınızla dikkat çekeceksiniz. Yani sabırlı, tahammüllü, uzlaşmacı olacaklar. Daha sakinler bu hafta. Daha sakinler. Sadece tanımadığınız kişilerle alışveriş yapmayın. Şimdi evet her şey beş yıldız ama kandırılmalara ve dolandırılmalara çok açıklar Allah korusun. Tanımadığınız bunu yapmıyoruz. Üf, yapıyorum hep bunu. Yapmıyoruz şey bunu. Hayır kodluyorsun kendine. Yani korktuğunuz anda bak böyle yaptığın anda. Bir de sağ vücudun <laughs> enerjiyi temizliyor. Sağ vücudun geçmişi, sol geleceği. Vücudu ikiye böldüğümüz taraf sağ erkek, sol kadın. Eril dişil. Geçmiş gelecek. Bak sürekli geçmişle insanlar kulağını korkuyu sese çeviriyor. Ne oluyor biliyor musun? O korktuğun gümbür gümbür büyüyerek sana geliyor. Allah korusun demek yeterli. Ha bir de şu. Bu ne ya? Bir de dişine. <laughs> Tahta bulamazsam. <laughs> Tövbeler dişimi. olsun ya Rabbi. Yapmayın. <laughs> Sakın yapmayın. Ben hurafeler kraliçesi. <laughs> İş hayatınızda güzel gelişmelerin olabileceği bir haftadasınız. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Şimdi neye dikkat etmeniz gerekiyor? Her şey beş yıldız. Bir kere tanımadığınız hiç kimseyle alışveriş yapmayın. Bilmediğiniz işlere girişim içerisinde bulunmayın. Çünkü iyi niyetinizin her zaman ön planda olduğu bir burç bireysiniz sizler. Ama kimsenin sizi huzursuz etmesine tahammülünüz yok. En büyük huzursuzlukları kendiniz kendinize çeker. Kendiniz kendinize yaşatabilirsiniz bu hafta. Yani gözünüzü seveyim. Gelen hiçbir telefonu araştırmadan inanmayın. Paranıza, internet alışverişlerine, efendim ee, maillerinize, çok dikkat edin. Yani kandırılmalara çok açık olduğunuz bir haftadasınız. Boğa için tam bir dolandırılma haftası. Özetle bu hafta aşkta da dolandırılabilirsin, <laughs> parada da dolandırılabilirsin, eğitimde de kandırılabilirsin. Diyelim ki okuyan bir öğrencisin, arkadaşın sana büyütüyorsun, abartıyorsun, çalışırsın diyebilir. Sen Sınavlardan zayıf alabilirsin. Bu hafta dikkat enerjini çok yükselt. Bir boğa öğrencisiysen... ...hiç kimsenin öğüdüne, nasihatine kanma. Emekli bir boğaysan... ...Allah aşkına e, gelen telefonlara... Özellikle. ...görüştüğün ahvaplara çok dikkat et. Kesinlikle ve kesinlikle çok dikkat et. Yani e, çünkü tanımadığınız kişilerden zarar görme olasılığınız çok yüksek. Mesela özellikle bugünlerde, e, hatta hepimize hepimizin cep telefonlarına mesajlarda geliyordur. E, i̇şte polis, asker, e, savcı, avukat diye telefon açanlar var. Özellikle ileri yaştaki büyüklerime söylüyorum, buna çok dikkat edelim. E, bu, devlet de bu konuda uyarılarda bulunuyor. Ama lütfen kimsenin telefonunu ya da kişisel bilgilerinizi polistir, işte askerdir. E, hakimdir, avukattır diye zaten hakim avukat aramaz ama o kadar o, hakim aramaz ama o kadar çok dolandırıcılık Kendisini var ki. Kendisini polis diye tanıtabilir. Asker diye tanıtan oluyor, tabii. polis diye tanıtan oluyor. Lütfen dikkat edin olur mu? Savcı olarak tanıtan oluyor. Tabii tabii kesinlikle. Yani e, çocuklarınız adına bile gelen telefonlara inanmayın. Okullarını arayın. Size gelen hiçbir telefona İnanmayın. Özellikle boğalar. Boğaların çok dikkat etmesi yani 12 gereken. 12 burç buna dahil ama boğalar en direkt e, kesinlikle çok direkt dikkat etsinler. Olanlardan. Çok Peki. dikkat etsinler. Şimdi yarın Neptün, Merkür, Zorlayıcı, Kare açısıyla tanışacağınız kişilerin yanıltıcı etkilerine de maruz kalabilirsiniz. Hı hı. Yani yeni tanışacakları kişilerin yanıltıcı etkilerine de maruz kalabilirler. Dikkatli olmaları gerekiyor. Yeni ayın Oğlak Burcu'nda doğmasıyla Merkür'ün de Oğlak Burcu'na geçmesiyle eğitim hayatınızla ilgili önemli yenilikler yaşayabilirsiniz. Güzel. Yeter ki hiçbir arkadaşınızın öğüdünü dinlemeyin. Siz nasıl başarılı olabilirsiniz? Öğrenci bir boğaysanız. Sizden başkası sizi tanıyamaz ki. O yüzden lütfen eğitim hayatına bu hafta önem verin haftanın spotu kandırılmaya, dolandırılmaya karşı çok dikkatli olun efendim. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler dikkat dikkat bu hafta aşk hayatında sorun yaşayan ikizler varsa nihayet çözüm bulacağınız bir haftaya geldiniz. Peki iş hayatınızda durumlar ne? Bir onu da görelim bakalım. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ikizlere diyor ki duygu ve düşüncelerinizde abartılardan uzak durun lütfen. Hiçbir duyguyu abartılı yaşamamaya özen gösterin. Aynı zamanda aşk hayatınızda sorun olan her şey çözülüyor. Kariyerinizde bilmediğiniz bir alana geçebilirsiniz. Çalışan bir ikizler ya da yükselen burcu ikizler olan bir bireyseniz iş hayatınızda gelişecek, gerçekleşecek değişim, dönüşüm ve yenilikler karşısında hemen pes etmeyin. Nereden çıktı bu değişim, bu yenilik demeyin. Nereden biliyorsunuz bilmediğiniz işlerde tecrübe edineceğinizi, daha başarılı olabileceğinizi. Özellikle şimdi haftaya ayın yay burcunda ilerlemesiyle sizler de adım attınız. Evliliğinize odaklanacaksınız. Evli bir ikizler burcuysanız eşinizle, yuvanızla hiç olmadığınız kadar daha ilgili olacaksınız. Harika. Ee, evlenmeyi planlayan bir ikizler burcu bireyiyseniz e, sağlıklı kararlar alarak son derece dengede huzurda bir yuva kurma kararı alacak ya da evlilikle ilgili bir teklif alacaksınız. Bravo. Yarın Neptün-Merkür e, kare açısı zorlayıcı açı kariyer hayatınızda tedbirli, temkinli olmaya özen gösterin. Herkesin yorumunu önemsemeyin. Diyelim ki terfi aldınız. Diyelim ki bölüm değiştirdiniz. Diyelim ki istemeden yeni bir görev verildi size. Ben şimdi ne yapacağım? Başarılı olabilir miyim? Olamaz mıyımı sorgulamayın kendinize. Hatta İkizler Burcu ve yükselen ikizler bu hafta dolduruşlara karşı çok dikkat etsinler. Yani diyelim ki konumu değişti, görevi değişti. En yakın arkadaşını anlattı. Heyecanlıyım, başarılı olur muyum, olmaz mıyım diye motive edecek arkadaşları onları dolduruşa sokabilir. Siz kendinize sorun. Hangi alanda nasıl gelişebilir, nasıl ilerleyebilirsiniz? Kimsenin sizi ...yönlendirmesine ve doldurmasına müsaade etmeyin. Hı hı. Özellikle e, salı, çarşamba, perşembe dolduruşlara çok açıksınız. O yüzden e, kendinizle baş başa kalmaya, çevresel ilişkilerinizde biraz izole olmaya... Hı hı. ...ruhunuzun neye ihtiyacı olduğuna içinize dönerek karar verebilirsiniz ve kendinizi ruhsal anlamda da güçlendirebilirsiniz. Yeni ayın Oğlak burcunda doğması ile birlikte özellikle ortaklaşa işleriniz varsa, ortak planlamalar yapıyorsanız, sağlam adımlar atabilirsiniz. Perşembe-Cuma-Cumartesi maddi açıdan hangi alanda zarar ettiğinizi düşünüyorsanız. Kayıp olarak değerlendirdiğiniz işleriniz varsa kayıplarınızın kazanca dönüşeceği çok faydalı bir haftadasınız. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Yani belki birilerine borç para verdiniz alabileceğinize ihtimal vermiyorsunuz geri dönecek. Maddi açıdan bazı kayıplarınız oldu. Yaptığınız yatırımlar o kadar değerlenecek ki kayıplarınızın kazanca döndüğü bir haftadasınız. İşsiz bir ikizler ya da yükselen ikizlerseniz yeni bir işten teklif alabilirsiniz. Artık şu anda Merkür Merkür gerilemesi bitti geçen hafta. Şükür. Ve şükürler olsun o kadar dinç, din, dengede bir hafta ki bu hafta. Huzur. Ee, yani bir ikizler burcu için işsiz olan iş bulacak. Aynı güzel. Yalnız olan verimli aşklara sağlıklı ilişkilere adım atacak süre gelen ilişkileri olanlar ise bizim Sıkır. sonumuz ne olacak? İlişkimizin adı yok ya da birlikteyiz ama partnerimin gelecek adına ne düşündüğü konusunda net değilim diye minnoş sıkıntılar yaşıyorsunuz yükünüzde <laughs> ufak tefek. O sıkıntıların hepsi ortadan kalkacak. Çünkü Adı olmayan bir ilişkiniz varsa adı olacak. Nasıl bir gelecek kararı almanız gerektiği konusunda belirsizlik yaşadığınız bir beraberliğiniz varsa netleşecek. Belki evlilik kararı alacak. Belki evlilik durumuna hazır olacaksınız. Sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda son derece sağlıklı bir haftadasınız. Cuma, cumartesi, pazar kuruntulara dikkat edin haftanın spotu. Gezin, tozun, eğlenin, kuruntu yapmayın. Peki vur patlasın çal oynasın. Evet. İkizler için. <laughs> Kesinlikle. Efendim yengeçlerde kaldık. Biraz sonra özellikle şansı arttıracak ve kısmeti açacak ve gerçekten sizi hedefinize ulaştıracak muhteşem bir ritüel gelecek ritüeller kraliçesi ve geçen hafta dedik ya kendisine süper babaanne biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çok Bu yakında. arada doğum belli oldu. Ne zaman? Kova burcu doğuyor Oo, kızımın yavrusu. 2 ee, Şubat'ta dünyaya geliyor. O da kova oluyor babaannesi hmm. gibi. Kova oluyor. Evet, sen Zeki o... kadın olacak evet, ileride. Kova zeki kova kadını. Kesinlikle. Annesinin de yükseleni, kızımın da Peki yükseleni kova. Peki sen baktın mı mesela torunum şu olsun şu. Hiç hmm. karışmadım. Karışmadın Hiç Hiç karışmadım. Neden karışmadım? Kendi saatini seçsin. Kendi gününü belirlesin. Doğalında ne oluyorsa olsun. Doğalında olsun. 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 Bak babaannesinin adını almıyor. Asla ismi mümkün yani konu. Konumasına... Böyle bir babaanne düşünebiliyor musunuz yani? <laughs> e, Maşallah göze, ya. Kızım sağ olsun. Dedi ki anne Nuray olsun, Nuray. Hayır, benim adımı koymayacaksınız dedim. Hmm. E, şimdi diyor ki bak Kova burcu oldu seni. Ben çok çektim o çekmesin. Talaşın. Yani Sanka süper babaanne. Seni <laughs> çok seviyoruz. Yani e, ne ama ben çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Çünkü yavrumun bir parçası olacak. Şey derler mesela işte ileri yaşta dedeler, anneanneler, babaanneler. Yani evlat sevgisi başka ama torun sevgisi daha başka. Hani bunu ağlıyor musun sen? Ay ben ağlı diye anlatmadım ya seni yiyeceğim. <laughs> ya canım benim bak. <laughs> Sevinç göz. <laughs> Ya yiyeceğim seni. Aa, mutluluk yaşını olsun. Evet evet. Ne oluyor? Müjde. <laughs> Ay Allah herkese nasip etsin. Ne güzel bir duygu. Şimdi ben doğuşu ee, çok meşakkatle büyüttüm. Ya canım benim. Tek başıma anne oldum. Tek başıma baba oldum. Evlendirdim. Yuvasını kurdum. İşini yapıyor. Çok başarılı bir çocuk oldu maşallah. Subhanallah. Ya gurur gözyaşı bu. ...gurur duyuyorum evlatlığımla. Maşallah Allah. ne güzel. Allah herkese nasip Abi. etsin. Hayır, Allah her isteyenle... ...seni anneanne, babaanne, dede olmayı nasip etsin. Ne güzel. Sevinç gözyaşların olsun. İnşallah torununun da evliliğini gör. Amin. Rabbim <laughs> sağlıklı uzun ömürler versin. Süper babaanne seni çok seviyoruz. <laughs> bu arada yeni babaanne, dede... ...anaanne olacak olanlar varsa... ...onları da tebrik edelim. Ne de bu arada şey diyor... E torunlarımı da gördüm. Cennetlik oluyormuş. Torununun torununu gören ben böyle e, Benim torunumu gördün ve ay maşallah. Torunlarımın da inşallah evliliğini gördüm. Teyzeme de. anneciğim benim. Versin. Çok seviyorum onu. Ya, Allah Allahmış vermesin eksik etmesin. Öpüyoruz teyzemizi. İzliyordur seni. İzliyor de. tabii canım izlemez mi? Seni ya. çok seviyor. Her zaman selam gönderiyorsun. Aleykümselam. Çok teşekkür ediyorum. Evet yengeçlerle devam edelim. Hayır, Ay nereden açtım konuyu? Ben de bilmiyorum. Sevinçli ve güzel bir konu ya. Yani hiç ben e, Doğuş'un e, kelimesi geçtiği anda ağlıyorum. ağlıyorum. <laughs> Evlat işte ya. Yeri hiçbir şeyle dolmaz. Onun sevgisini anlatmaya hiçbir kelime yetmez. Yetmez. <laughs> Hele bir de zorlukla büyütmüşsen seni çok iyi anlıyorum. Onun muradını görmek... Daha sonra onun evladını kucağına alabilmek. Ben onu Çok doğurduğumda e, vereme yakalandım. 8 ay yavrumu göremedim. Yani e, doğuş karnıma düştüğünden yuvasını kurana kadar hep mücadele ve zorluk çektim. En rahat yıllarımı yaşıyorum. Doğurduktan sonra mı vereme yakalandın? Yok hamileyken vereme yakalandım. Hatta içindeki gücün sırrını keşfet diye bir kitap yazdım. Ee, benim en korktuğum şey ölmekti, ölülerden de çok korkuyordum. O zaman parasıyla hebelede hastanesine yatanlar deniz manzaralı odalarda yatıyor, ben de fakir kağıdıyla muhtarlıktan fakir kağıdıyla o hastaneye yattım. 100 metre ilerisi kabir, burası oda. Ee, o kadar çok tecrübe edindim ki işte iyi ki o acıları, o hastalıkları yaşamışım. Bugün güçlü bir kadınım şükürler olsun. Göz zatlarınız. Evet. Doğuşçum ben çok mutluyum anneciğim. Şu, o şimdi bizi izliyordur iş yerinde. Yine annem bende ağlıyor diyordur. O da evham yapıyor. Bana bir şey mi olacak? Hep benim adım geçince ağlıyorsun. Ben duygulanıyorum. Gurur duyduğum için. Seni anlıyorum. Yani çok tabii... Biliyorum o zor günler geçirdiğin dönemleri, biliyorsun. çektiğin acıları. Doğuşu küçüklüğünü biliyorsun yani. Allah, Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Ee, böyle mutlusun, çok güzel. Çok Seni şükür seviyoruz. hayatımın en güzel beş yılını yaşıyorum. Maşallah. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Yanım benim. Bu kadar mı güzel olur insanın hayatı? Bundan daha iyi nasıl olabilir? Her sabah ayrı şükürdeyim, her gece ayrı şükürdeyim. Yani musibet her şeyden arındım şükürler olsun. Çok şükür peki yengeçler ve yükselen yengeçler orada mısınız? Biz buradayız. <laughs> Çenemiz düştü birazcık. Evet. Sevgili yengeçler aşk para sağlık eğitim perfect şahane her şey çok güzel. Bir diğer e, haritaya da bakalım. E, o güzel. Maddi sorumluluklardan yana korkuları varsa sona eriyor. Evet evet harika ee, çok verimli çok şanslı bir haftada olacaklar. Mükemmel. Karşıt burçları Oğlak Burcu'ndaki yeni ay inanılmaz güzel sürprizler hazırlıyor yengeçlere ve yükselen yengeçlere. Maddi sorumluluklarınızdan yana korkularınız varsa efendim sona eriyor. Ev aile ile ilgili konu ve olaylarda biraz anlayışlı olmanız gerekiyor. Sivri diliniz varsa o sivri dilinizden arınmaya, uzaklaşmaya özen gösterin. Ailenizle birlikte ortak işlere adım atabilirsiniz. Örneğin bir yengeç kadınıysanız eşinizin desteğiyle yeni bir iş yapmaya, yeni bir iş kurmaya karar verebilir ya da yeni kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda haftaya siz yengeçler ve yükselen yengeçler ayın yay burcundaki enerjisiyle başladınız birazcık sağlığınıza odaklanmanız gereken bir haftadasınız. Gerçi saatiniz sağlığınız oldukça verimli ve iyi ama e, beslenme düzeninize, e, alışkanlıklarınıza e, dikkat etme konusunda özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Yarın Neptün, Merkür zorlayıcı kare açısıyla eğitim hayatınızda tedbirli, temkinli olmanız gereken bir haftadasınız. Yani öğrenci bir yengeçseniz bugünün öğretilerini yarına bırakmayın. Daha çok çalışmaya, dikkatinizi yükseltmeye lütfen özen gösterin. Aynı zamanda yeni ayın karşıt burcunuz Oğlak burcunda doğmasıyla, Merkür'ün de Oğlak burcuna geçmesiyle İkili ilişkilerinizde yeni adımlar atabilirsiniz. Kalbi boş olan, kendini aşktan yana talihsiz, şanssız gören bir yengeç burcuysanız bu hafta yeni aşklara, yeni ilişkilere haftanın dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gününde adım atabilirsiniz. Hatta hiç planlamadığınız alanlarda ve ortamlarda katılacağınız davetlerde şu anda aklınızda olmayan kişilerin sizi davet edeceği ortamlarda, hayatınızın fırsatlarına, şanslarına, ilişkilerine adım atabileceğiniz çok önemli bir haftadasınız ve e, kendinizle ilgili neyi yenilemek istiyorsanız, kendinizle ilgili neyi değiştirmek istiyorsanız kolaylıkla dönüşüm ve değişim yaşayacağınız önemli bir haftadasınız. Bulunduğunuz alanda ve ortamda size güven vermeyen arkadaşlıklarınız, iletişim ve ilişkileri varsa yengeçlerin bir nevi arınma, temizlenme kararı alacak. Yani onu yoran, efendim ona güven vermeyen, onu huzurlu kılmayan arkadaşlıklarına da nokta koyabilir ya da ...sınırlarını çok iyi belirleyebilir... Hı hı. ...sağlıklı... ...bir alan oluşturmaya... ...karar verebilir. Lütfen... ...bu hafta... ...evli bir yengeç burcuysanız... ...eşinize karşı... ...yorumlarınıza çok dikkat etmeniz... ...gerekiyor. Eleştirel... ...davranmayın. Sivri... ...dilli olmayın. En son... ...söylenmesi gereken... ...sözleri, lafları... ...söylememeye özen gösterin. Evet aşkta beş yıldızsınız. O beş yıldızı beş yıldız olarak sürdürebilmek elinizde fevri olabilme ihtimalleri çok yüksek. Özellikle salı çarşamba öfkeli tavırlar ve davranışlar içerisinde olmamaya, temkinli, tedbirli ve dikkatli konuşmaya özen gösterdiğinizde risk içeren her şeyi ortadan kaldıracağınıza emin olun. Haftanın spotu, sakin ve kararlı olmanız gereken bir haftada olduğunuzu asla unutmayın. Sevgili Esin Yağmur Dereli demiş ki kızlar beni de Hayır, ve 10 Ocak'ta benim. da doğum günü Esin ablanın. Ay mutlu yaşların olsun. Doğum gününüz <laughs> kutlu olsun. Nice yaşlara. Efendim sevgili Başakla pardon pardon <gülüyor> aslanlar, <gülüyor> aslanlar <gülüyor> ve yükselen aslanlar. Koşa koşa başaklara geçiyorum çünkü başakların bu hafta biraz durumu zor. Evet. Hemen size geleyim de dedim anlatayım üzülmeyin. Evet ama aslanları tabii atlamamamız lazım sevgili aslan Arkanay aslan çünkü önemli ticari anlaşmalara imza atabilir misin bir başka daha neler neler diğer tabloda gelsin güzel bir hafta şimdi sevgili aslanlar yükselen aslanlar yakın çevrenizle uzlaşmacı iletişimler kuracağınız önemli bir haftadasınız yapacağınız sözlere yapamayacağınız sözleri vermekten kaçınmanız gereken bir haftadasınız. Neyi yapabilirim, neyi yapamam? Bunun önce bilincine varmanız gereken önemli bir haftadasınız. Önemli ticari anlaşmalara imza atabilirsiniz. Şimdi onlar da haftaya ayın yay burcunda ilerlemesiyle adım attılar. Özellikle aslanlar bu hafta ...aşk hayatlarına hiç olmadıkları kadar odaklanacaklar. Süper. Nerede hatalar yapıyorsunuz? Nerede ilişkinizin enerjisini değiştiriyorsunuz? Nerede haksızlıklar yapıyorsunuz? Ya da... ...nerede çok fazla vericisiniz? Hani her zaman diyoruz ya... ...feda ile kimse kar elde edemez. Özellikle... E, ...şimdi aslanlar genelde egosu yüksek... Ben bilir medasıyla yaşar. Yaşadığı aşkın enerjisini dışarıya yansıtmaz. Çok tutkuludur. Aşkını ve ilişkisini tutkuyla yaşar. Bir aslan kadının özellikle evliliğinde, ilişkisinde haklı olmak yerine mutlu olmayı seçer. Ve hiç beklemeyiz ondan. Dışarıda o yüzünü belli etmez. Tutkusu için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bu hafta öyle bir haftadalar ki e, nerede fazla, nerede eksik kaldığının araştırmasını yapacak. Bunun araştırmasını yaparak da e, onu yoran, zorlayan aşk, evlilik ve ilişki konusundaki problemleri kolaylıkla ortadan kaldırıp çözümleyebilecek. Yarın Neptün, Merkür zorlayıcı kare açısıyla ee, özellikle resmi alanlarla alakalı ödemeleriniz varsa, hak, hukukla ilgili uğraşılarınız varsa sakın ihmalci olmayın bu hafta. Ve mümkün olduğunca ödemelerinizi yapma konusunda temkinli, tedbirli olmaya, ee, şimdi 9. ev konuları, ee, hak, hukuk, adalet, eğitim... Ee, belediye yani e, prosedür içeren her işinize bu hafta ayrıca özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Ayın Oğlak burcuna geçmesiyle e, özellikle pardon ayın e, o yeni ayın Oğlak burcunda doğmasıyla rutin iş hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İşsiz bir aslan burcuysanız yeni ayın enerjisiyle birlikte yeni bir iş teklifi alabilir. Yeni başlangıçlara adım atabilir. Sağlam atacağınız adımlarla kendinize duyduğunuz güvenin çok daha yükselmesine, çok daha sizi motive etmesine, mutlu etmesine neden olan enerjiye sahip olacaksınız. Sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızda sizi belirsizliğe iten hiç kimsenin çevrenizde barınmasına, bulunmasına müsaade etmeyecek ve izin vermeyeceksiniz. Net bir seçicilikle yanlış olan düşünce ve duygulardan da hafta boyunca uzaklaşacaksınız. ...dedikodu yapan kimseye tahammülünüz olmayacak bu hafta. Dürüst olmayan, hiç kimsenin çevrenizde olmasına... ...barınmasına müsaade etmeyeceksiniz bu hafta. Daha önce sırf alışkanlığınızdan dolayı yaşamınızda tuttuğunuz... ...arkadaşlarınıza bu hafta alışkanlıkların hiçbir önemi olmadığını... ...size de bir katkısı bulunmadığının kararını vereceksiniz. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız... Ticari işlerinizde ise sağlam adımlar atarak çok iyi fırsatlara, kazançlara sahip olacaksınız ama bunu sahibi olmadan önce o enerjiyi içinizde hissedeceksiniz. Aile büyüklerinizle ilişkilerinize yarın, salı ve çarşamba çok dikkat edin. Anneniz, babanız yaşamınızdaysa onlara karşı kırıcı sözler kullanmamaya Öğretici tavırlar sergilememeye, annenizin babanızın size verdiği nasihatlere uymasanız da dinlemeye, kırıcı olmamaya özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Unutmayın, siz de bir gün yaşlanacaksınız. Siz de bir gün yaş alacaksınız. Yarın size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi aile büyüklerinize yapmayın ve yaşatmayın. E, haftanız tıpotu. Ne verirsen eline, o da gelir seninle. seninle. Doğru. Şimdi herkes seni tebrik ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Herkes. <laughs> Özür diliyorum duygusallaştığım için. Leyla Hanım, İlknur e, Özdeker. Yani o kadar çok var. Nazife Şimdi... Hanım, beni de duygulandırdınız. Nuray Hanım'ı tebrik <laughs> ediyorum. Maşallah. Çok Ben teşekkür de babaanneyim, onu çok iyi anlıyorum diyenler var. Yani bütün ekran başı duyguna tercüman oluyor Nuray. Söylemeden geçemeyeceğim. Çok Herkese ediyorum. teşekkür ediyoruz. Ben olduğu gibi bir insan olduğum için e, duygularımı saklayamıyorum ve gizleyemiyorum. Saklama zaten. E, yani... Çok mutluyum, çok huzurluyum. Evladımla gurur duydum. Ne Çin güzel. Göz yani. e, bu programın en büyük şeyi de ne? Yani en büyük düsturumuz ne? Herkes olduğu gibi. Olduğumuz gibi. Hiçbir maske yok. Hiç. Kimin ne duygusu varsa açık ve aleni bir şekilde söylüyor. Siz de aynı şekilde beğendiğinizi söylüyorsunuz, beğenmediğinizi söylüyorsunuz. Bugün herkes mesela benim bu kıyafetimi beğenmemiş. Aa, evet, beğenmemişler. Ben de bayıldım. Evet, Nuray da bayıldım <laughs> valla. beğenmeyenler var, bazen oluyor. Her zaman aynı şeyi tutturamıyoruz. Oluyor, tabii. beğenenler de var, beğenmeyenler de var. Herkesi seviyoruz. Efendim Başaklar, bu haftayı biraz beğenmeyeceksiniz çünkü zorlu bir hafta. Gördüğünüz gibi aşk hayatınızda. Yerle yeksan duygular Ama var. toparlanmak ellerinde. Öyle mi? Dikkatli olurlarsa, uyarıları e, göz ardı etmezlerse şanssızlıkları şansa çevirebilmek Başakların bu hafta elinde. Hadi bakalım. Öncelikle sevgili Başaklar, yükselen Başaklar hafta boyunca işinizle ve kariyerinizle odaklı olacaksınız ve odaklı da olmanız gereken bir haftadasınız. Ödemeler konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda istemediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz, olabilir. Bazen her bir bitiş yeni bir başlangıçtır. Belki şu an haftaya bir başak olarak, terk edilmiş olarak başladın. Senin hayırlı gördüğün, senin hayrına değilse Allah sana görmediklerini gösterebilir bu hafta. Neden ben deme. Hep aynı ilişkileri yaşıyorum ben deme. Şimdi bir kere Başakların bu hafta helalleşmeye çok özen göstermesi gerekiyor. Şimdi hep aynı birbirine benzeyen ilişkiler yaşadıklarının farkında oldukları Hı -hı. önemli bir haftadalar. Neden <laughs> diyelim ki bir evlilik yaşadınız ve bitirdiniz. <laughs> çok özür dilerim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Diyelim ki bir evlilik yaşadınız, bitirdiniz. Eski eşinize öfke duyuyorsunuz, nefret ediyorsunuz. Nefret de bir duygudur. Öfke de bir duygudur. Sevgi de bir duygudur. Hiçbir şey hissetmediğiniz zaman, nötr olduğunuz anda o ilişki bitmiştir. Öfkeniz, nefretiniz devam ediyorsa bugün neye başlarsanız yeni ilişki dünyanın en harika kadını, dünyanın en harika erkeğiyle de tanışsanız eskiyle bağınızı kesmezseniz bu hafta var olan yeni ilişkinize yaşayıp bitirdiğiniz eski kayıtları yeniden yüklersiniz. O yüzden Eskiye ait öfke ve nefretlerinizle enerjinizi kesin. Tabii çok haklısınız. Ya bir sürü haksızlığa uğradım. Ben ona hakkımı nasıl helal edeyim? Kendi iyiliğin için bir başak olarak hı hı. geçmişte seni üzen herkesle hesabını kes, hakkını helal et, sen affet, yaradana havale et. En güzel duygu. En güzel duygu. Yani eğer ki aynı şeyleri yaşamak istemiyorsan, aynı hesabı tekrar önüne almak istemiyorsan, her konuda geçmişle göbek bağını bir başak kadını bir başak insanı ister kadın ol ister erkek ol geçmişle bağını kesip atman gerekiyor lütfen. Aynı zamanda bu hafta ayın yay burcuyla e, haftaya başlamış olmaları aşk hayatlarında geçmişin hesabını kapatırlarsa sağlam sağlıklı ilişkileri adım atabilirler. Yarın Neptün Merkür kare açısı zorlayıcı açısı resmi ödemelerinizle ilgili tedbirli temkinli olmanız gerektiği konusunda uyarmakta yani resmi alanlarda bir ödemeleriniz varsa uyarmakta aynı zamanda e, sözleşmeleriniz varsa bir şeyleri imzalayacaksanız temkinli imzalamaya okuduğunuz evrakları yeniden okumaya özen gösterin. Yeni ayın Oğlak Burcu'na Oğlak Burcu'nda doğmasıyla özellikle aşk hayatınızda kalbiniz boşsa yeni başlangıçlara Güzel. hazırlanın. Ama geçmişin hesabını kapatın. Haftanın spotu affedici ol. En büyük iyiliği kendine yap. Evet. Efendim astrolojinin kraliçesiyle sohbetimiz hem keyifli sohbetimiz hem burçlara dair yorumlarımız devam ediyor. Şimdi e, sevgili terazilerde kaldık. Yeryüzünün en zayıflarına geçmeden önce kısmet ve şansı açacak bir ritüel verecek. Az sonra Nuray Sayar'ı kalemler kağıtlar hazır, hazır olsun. olsun. Teraziler buyrunuz efendim size geldik. Önce yıldızlar gelsin. Evet şahane para ve sağlıkta uyarılar var. Şimdi bu hafta ikili ilişkiler ve anlaşmalarda başarılı sonuçlar olabilir. Terazilerin yaşamında ve hayatında hayatınızı iyileştirmek için yeni adımlar atacaksınız. Ee, kaos yaşadınız, belirsizlik yaşadınız konular adına şifa bulacakları bir haftadır. İnşallah. Programlı bir şekilde spora başlayabilirsiniz. Aa ne güzel. Fazlalıklarınız Biyet. varsa kilo aldıysanız yeniden form tutmak adına diyete de başlayabilirken spora da başlayabilirler. Şimdi sevgili teraziler, yükselen teraziler, sizler de hepimizi etkilediği gibi Ayın Yay burcunda enerjisiyle haftaya adım attınız. Çevrenize odaklanacağınız bir haftadasınız bu hafta. Aynı zamanda bir terazi burcu e, ticari anlaşmalar adına Haftanın ilk iki gününde çok temkinli, tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Hı hı. Anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz varsa detayları asla atlamayın ve göz ardı etmeyin diye uyarıyor Gök Kubbe. Aynı zamanda trafikte dikkatli olmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Enerjinizi yükseltmeye, yorgunluk duygusunu aşmaya... Özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Ev eşyalarınızı düzenlemek, yeni eşyalar almak isteyebilirsiniz. Özellikle haftanın üçüncü dördüncü gününde yeni gelişmeler, ani kararlar almaktan kaçının, öfkeyle kalkıp zararla oturmamaya hı hı. özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Sağlığınızla ilgilenmek, spor yapmak diyete başlamak adına şahane bir hafta. Güzel. Sakın haftanın üçüncü günüyle birlikte diyet yapmayı planlıyorsanız her günü bir gezegen yönetiyor. Gün boyunca çarşamba gününü Merkür yönetiyor. Merkür günü diyete başlarsa teraziler müthiş sonuçlar elde edebilir. Güzel. Aynı zamanda o kadar verimli bir haftadasınız ki bu hafta. Yarın Neptün Merkür zorlayıcı kare açısıyla tedbirli, temkinli olmaya, düşünmeden konuşmamaya, agresif olmamaya, tahammülsüz tavır ve davranışlar göstermemeye özen gösterin. Özellikle çalışan bir terazi burcuysanız, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinize ve iletişimlerinize çok özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Haftanın Beşinci, altıncı ve 7 günlerinde özellikle evinizi dekore etmek, yenilemek, oda değiştirmek, eşyalarının yerini değiştirmek enerji alanınızın da yükselmesine çok iyi gelecek Süper. kesinlikle e, haftanın ilk üç gününde e, kabus rüyalar görebilirler Merkür, Neptün kare açısıyla özellikle Şimdi Merkür de Oğlak Burcu'na geçiyor ve yeni ayında Oğlak Burcu'nda doğacak olmasıyla lütfen gördüğünüz rüyaların tehsirini, etkisini gözünüzde büyütmemeye, endişe, evham yapmamaya özen gösterin. Bazı teraziler haftanın ilk üç gününde kabus duygulara, bazıları da haftanın beş gününde kabus duygulara. Rüyalara, düşüncelere sahip olabilirler. Evhamlı olmasınlar, ani kararlar alıp vermesinler. Hiçbir konuda, özellikle aşk hayatınızla ilgili çok sakin olmaya, empati yapmaya, dengeli düşünce, düşünce içerisinde olmaya, kaygılardan, endişelerden uzaklaşmaya hafta boyunca lütfen özen gösterin. Ayrıca aile içi ilişkilerinizde de yıpratıcı değil onarıcı olmaya özen gösterin. Haftanın spotu her şeyin başı sağlık bunu ihmal etmeyin. Evet. Rüyalar dedin de bu arada sevgili takipçilerimize, rüyalarına önem gösteren takipçilerimize bir müjdem olacak çok yakında. Lütfen beni takipte kalın. Hatta Instagram'dan da lütfen takip edin. Çünkü rüyalar çok önemli. Gördüğün rüya ee, bilmediğin bir kişi tarafından yorumlanırsa bu seni negatif etkiliyormuş. Tabii ki çok. Dolayısıyla hiç kimseye anlatamıyorsan büyüklerimiz hep derdi ki suyu anlat. Suyu su anlat. gibi akıp geçsin. O yüzden rüyalarına önem gösterenler lütfen takipte kalsınlar. Canlarım ciğerlerim iki gözümün çiçekleri sevgili akreplerim. Zor bir haftadasın. Ama bu zorlukla Baş edebilecek gücün var. Peki hangi alanda en çok neye dikkat etmen gerekiyor? Bir görelim. Şimdi bu hafta... Sağlık mı? E, sevgili akrepler, yükselen akrepler... Sağlığınızla ilgili yersiz korkular yaparsanız hasta olursun. Hı hı. Gereksiz endişeler ve korkular yapmamaya özen göstermeleri gereken bir haftadalar. Kaygılılar yani. Haftaya pazartesiye kadar kaygılarını dengelemeye özen göstersinler. İş hayatınızda rutinin dışına çıkmamaya özen gösterin. Yani bilmediğiniz, hiç aklınızda olmayan, yenilikler yapmaktan kaçınmanız gereken önemli bir haftadasınız. Aşk hayatınızda tutarsız davranışlar üzülmenize neden olabilir. Yani siz tutarsız olduğunuz takdirde hafta boyunca üzülebilir. Ee, endişe içerisinde bir hafta geçirebilirsiniz. Şimdi sizler de ayın yay burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için kişisel finansınıza kazancınıza odaklanabilirsiniz ve e, para konusunda e, kaybetme korkusu ve endişesi yapabilirsiniz. Bu hafta biraz korkularınızın ağır basacağı bir haftadasınız. Şimdi. Düşüncelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düşündüğümüz her şeyi söze çevirdiğimiz zaman ağzımızdan çıkan her bir cümle dua hükmünde. O yüzden hep deriz ya ah etmeyin, dua etmeyin, kötü konuşmayın, olumsuz yorumlar yapmayın. Neden? Çünkü e, sözler uçar, yazı kalır diyoruz ama... Söz uçmuyor, bir yerde takılı kalıyor. Kalıyor. Ve takılı kaldığı vakitte de belli bir süre sonra... E, ...düşündüğüm her şey başıma geliyor diye... E, ...kendimizde gurur duyuyoruz. Aklıma gelen başıma geliyor. Senin aklına bu hafta bir akrep olarak... ...ki sen zaten bir akrep burcu bireyi olarak... ...sezgileri çok güçlü olan bir bireysin. O yüzden e, bu hafta negatif düşünmemeye... Negatif sözler kurmamaya her alanda özen göstermen gerekiyor. Aynı zamanda Neptün, Merkür yarın e, zorlayıcı kare açısıyla aşk hayatınızda temkinli olmanız gerektiği konusunda uyarı yapıyor. Öfkeli tavır ve davranışlar göstermeyin. Evliyseniz eşinize karşı anlayışlı olmaya. Dış dünyanızdaki negatif etkileri evinize taşımamaya. Hiçbir şeyi sorun etmemeye lütfen özen göstersinler. Aynı zamanda Oğlak burcunda doğacak olan yeni ay, Merkür'ün de Oğlak burcuna geçmesiyle ticari faaliyetlerinizle ilgili sabırlı, sakin adımlar atmaya özen göstermeniz gerekiyor. Yani korkuların ağır basacağı bir haftadasınız. Örneğin sezginizle kuşkunuzu karıştırabilirsiniz kuşkularınız sezgilerinizin yerine geçebilir. Güçlü sezgilerinizden aşırı kuşkucu olduğunuz bu haftada yardım alamayabilir, faydalanamayabilirsiniz. Kuşkularınızı e, iş hayatınızda iş arkadaşlarınıza yansıttığınızda negatif enerji üretebilirsiniz. Evliyseniz eşinize yansıttığınızda eşinizin sizden soğumasına neden olabilirsiniz. Ee, ...çalışma hayatınızda yöneticilerinizle ilişkilerinizi, aranızı ve iletişiminizi bozabilirsiniz. Hı hı. O yüzden bu hafta mümkün olduğunca sakin, şüphesiz, kuşkusuz bir hafta yaşamaya... ...özen göstermeyi başardığınızda sizi yoran, zorlayan konulardan da kolaylıkla arınabilirsiniz. Bak sıkıntılı bir haftada doğru strateji belirlendiği zaman bütün zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Yani benim akrep burcu olup ev hanımı olanlara bu hafta dertlerinizi, tasalarınızı komşularınızla anlatmak yerine ruhunuza güzel gelecek kitapları okuyun. Filmleri izleyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Daha bayır yürüyün. Negatif enerjilerinizden sıyrılın. İyi geliyor insana Çok değil iyi mi? geliyor. Haftanın spotu. Bedenin hareket etsin, dilin hareket etmesin. Evet sevgili Akrep. Bu hafta galiba biraz çenemizi tutmamız gerekecek. Kesinlikle. Çünkü zorlanacağın ve her çıkanın aslında kaderini etkileyeceği... ...her çıkan sözün kaderini etkileyeceği bir haftadasın. O yüzden lütfen hep sen dersin ya. Sözlerine dikkat et yarının olur, düşüncelerine dikkat, dikkat et, et kaderin, kaderin olur. Bir de diyorsun ya kimse derdini kimseye anlatmasın çünkü arkadaşın beş şeyinin yanında kek yapıyor senin derdini. Aa, öğleden sonraki e, gittiği ortamda tabii. Beş şeyinin yanında sizin derdiniz mevzunuz kek oluyor. Kek oluyor. Aynen öyle. Yayla dünyanın en eğlenceli, neşeli. en neşeli, en tatlıları. Orada mısınız? Bir bakar mısınız lütfen bugünkü tablonuza. Genel olarak çok iyisiniz aslında. Sadece para ve sağlıkta bazı uyarılar var. İş hayatınızda verimli bir haftaya girmişsiniz. Yaylar sıkı durun. Sizin için bomba yorumlar geliyor. Şimdi bu hafta onlar aldanma ve aldatma etkisi altındalar. Hmm. Yani aldanabilirler. İkili ilişkilerde mi yoksa iş hayatlarında? Her konuda. Hem iş evet. hayatlarında hem ikili ilişkilerde aldanma ve aldatma etkisi altındasınız dikkat edin. Şimdi kendi kendinizi de kandırabilir aldatabilirsiniz. Şimdi haftaya ayın sizin burcunuzda ilerlemesiyle adım atmış olmanız sevgili yaylar ve yükselen yaylar özellikle kişisel gelişiminize odaklanın diye uyarı yapıyor. Lütfen bu hafta maneviyatınızı Kişisel gelişiminizi mümkün olduğunca yükseltin hı hı. ve aynı zamanda aile hayatınızda yakınlarınızla ilişkilerinize çok özen gösterin. Salı, Çarşamba, Perşembe kardeşleriniz, akrabalarınız, anneniz, babanız, kuzenleriniz çekirdek ve geniş ailenizle ilişkilerinize özen göstermeniz gereken. Öfkeli tavır ve davranışlarda bulunmamak çok önemli siz yaylar için. Çünkü e, sabırsız olacakları bir haftadalar bu hafta sevgili yaylar. Yükselen yaylar da etkileniyor mu? Tabii bunu? ki. Yükselen yay, ay burcu yay olan, Hepsi. güneş kendi burcu yay olan. Hı hı. Yani bir bireyin haritasında yay nereye geliyorsa çok dikkat etsin. Örneğin sen, senin yedinci evin. Çünkü yükselenin ikizler. Senin yedinci evini yay yönetiyor. Benim yengeç, e, Başak, Terazi, Akrep ya beşinci evim. Beşinci ev ne? Çocuklarım. Çocuk konularıyla alakalı benim çok dikkatli olmam Hı. gerekiyor. Yani haritanızı biliyorsanız, e, yay burcu hangi evinizi yönetiyorsa o alana da dikkat edin. Yedinci ev ne? Yedinci ev ortaklaşa ilişkiler, Hı. evlilik. ...iletişim, bu alana dikkat etmek gerekiyor. Yani kararlara, ifadelere çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, evlilik olmadığı için, bekar olduğu için bu dönem şanslısın. <laughs> Çünkü zorlayıcı etkilerin olması mümkün değil hayatında kimse olmadığı için. Dolayısıyla e, maddi bolluk bereket haftasındasınız. İş hayatınızda çok verimli bir haftadasınız bir yay burcu bireyi olarak didindim, çalıştım, çabaladım, bir türlü para kazanamadım diyorsa bir yay, bu hafta istediği verimli kazancı elde edeceği bir haftada. Hadi inşallah. Para konusunda çok şanslısınız ve sizden uzaklaşan e, maddiyatla ilgili e, şansı yakalıyorsunuz bu hafta. Süper. Maddi gelirinizi arttırabilir, belki maaşınız Zamlanabilir, ticaretle uğraşan bir yay burcu bireyseniz önemli Allah anlaşmalar yapabilir. <laughs> Çok güzel paralar kazanabilir, kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlarınız varsa o fırsatlara sahip olabilir. Mükemmel. Ee, hafta sonuna kadar yakın çevrenizde aranızın açıldığı, sınırlarınızı belirlediğiniz, küstüğünüz, gücendiğiniz arkadaşlarınız varsa hatalarını anlayabilir. ...içtenlikle özür dileyebilir. Onlara yeniden şans verip... ...vermeme konusunda... ...ikileme düşebilirsiniz. Ee, geri dönenlerin hepsi samimiyetle dönüyor. Aşk hayatınızda. Terk ettiğiniz, terk edildiğiniz... ...bir ilişkiniz varsa geri gelebilir. Kardeşim yerine koyduğum... ...bir arkadaşım var diyorsanız... ...ve küstüyseniz... ...aranız açıldıysa pişman olabilir. Hatasını telafi edebilir. Geri dönebilir. Yani... Ee, ...bitirdiğiniz, noktaladığınız... ...size geri dönen... ...arkadaşlıklara, ilişkilere... ...şans verebilirsiniz. Çünkü samimiyetle, içtenlikle... ...hatalarını onararak... ...geri dönecekleri için... ...bu dönüşler sağlıklı olacak. O yüzden korkmasınlar... ...endişelenmesinler. Aynı zamanda... ...kaçırdığınız her fırsatı da yakalayacağınız... ...önemli bir haftadasınız... Ay, ...bu güzel. hafta. Ve sağlık konusunda biraz... Ee, endişeler kaygılar yapabilirsiniz hmm. ee, bir ilişkiniz varsa gönlünüz doluysa kafanızı biri karıştırıyorsa nefsinizin esiri olmayın unutmayın aldatan daima aldatılır yani ben yayları gizli saklı bir şeyleriniz varsa hemen arının ortaya çıkacak salı günü itibariyle haftanın spotu aldatmak Aldatılmak istemiyorsan kimseyi aldatma. Evet, ne demişler? Çalma kapını, çalarlar kapını. kapını. Sevgili Oğlaklar. Çok seviyorum bu sözü. Çalma kapını, kapını çalarlar, çalarlar kapını. kapını. Hiç unutmamak lazım bunu. Doğru. Can yakma ki canın yanmasın. Yani nereden kimi kırıyorsan aynı yerden kırılıyorsun. O yüzden yapmasın kimse bunu. Oğlaklar. Evet, Kariyerde yeni ay buharlışta aynı güzel. Onların burcunda doğuyor. Mükemmel. Özellikle ve özellikle haftaya sizler de ayın yay burcundaki etkisi ve enerjisiyle adım attığınız için e, biraz özgürleşmeye, biraz kendinizi yenilemeye ihtiyacınız artıyor. Ama otorite, otorite olarak gördüğünüz kişilerle abartılı ee, sözler vermemeye yani işiyle kariyeriyle üstünüz olan tutamayacağınız sözler vermesin. Sakın tutamayacağınız sözleri vermeyin. Yapamayacağınız işlerin sorumluluklarını bu hafta almayın. Çünkü mahcup olabilirler. Yapamayacağınız hiçbir işin sorumluluğunu almayın. İş anlaşmalarınızda yanıltıcı etkilere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Kariyerinizde ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Para bekliyorlarsa Oğlaklar bu hafta yeni ayın burçlarında doğmasıyla ve Merkür iletişim gezegeni Oğlakların kendi burcuna geçmesiyle hayatınızın genelinde yeni adımlar atarak gücünüze güç katabilirsiniz İnşallah. Ve bu hafta e, merkür, Neptün, Merkür zorlayıcı kare açısıyla trafikte dikkatli olun, tedbirli olun. Birazcık kazalara açık bir haftadasınız. E, özellikle araba kullananlar, şoför olanların mesleğiniz gereği de şoförlüğünüz varsa yapıyorsanız dikkatinizi çok arttırmanız gereken dikkat dağılmasından dolayı kazalara çok açık olabilirler. Ya Biz dikkatli olduktan sonra, e, temkinli, tedbirli olduktan sonra olası bütün kaoslara engel olabiliriz. Ama olacaksa da oluyor kesinlikle. Özellikle sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, e, salı, çarşamba, perşembe trafikte tedbirli, temkinli olmaya özen gösterin. İş hayatınızda yoruldum, yıldım, bezdim, bıktım dediğiniz... ...bir dönemdeyseniz yeter ki... ...kaldıramayacağınız sorumlulukları almayın. Hatta mümkünse bu hafta çalıştığınız ve bulunduğunuz iş alanınızda... ...hiçbir arkadaşınızla gerilim ve tartışma içerisinde olmayın. Hı hı. Yanlış anlaşılmalara çok açık olabilirsiniz. Bir anda düşünmeden konuşmalar, düşünmeden konuşmalar yapmamaya... Özellikle çalışan oğlakların buna dikkat etmesi gerekiyor. Eğitim ve e, kariyer hayatınızla ilgili işiniz gereği bir sınava hazırlanıyorsanız, beklentinizin üzerinde başarılı puan alabilirler. E, öğrenci oğlaklar, sınavlarınız varsa çalışkanlığınızın artmasıyla, Aynı güzel. dikkatinizi daha çok derslerinize verdiğiniz takdirde başarınıza başarı katabilirsiniz. Süper. Ve bu yıl zaten Plüto 21 Ocak'ta Oğlak burcundan ayrılıyor, Kova burcuna geçiyor. 18 yıl boyunca çok yordu Oğlakları Plüto. Şimdi tamam bir gidecek, bir gelecek. 29 Kasım 2024'te artık 18 yıl boyunca Kova burcunda kalıyor. Ve Kovaların hayatını yeniden inşa edecek. Oğlakları zorladığı gibi zorlamayacak. O Plüto öyle bir ki Gezegen ki küçücük, minnacık, hani ufak tefek boyu var, türlü türlü huyu var. Yakıyor, yıkıyor. Kovalara mı geçecek? Kovaya geçiyor. 24 Kasım'dan sonra E, 21 Ocak'ta kova burcuna geçiyor. Ay, 21 Ocak'ta. Gidecek, gelecek, gerileyecek. Sonra 29 Kasım'da tamamen kovada artık. Oğlak eğitiminde, kariyerinde çok şanslı bir haftada. Güzel. Haftanın spotu, spotu. Trafikte çok dikkat edin. Yaya, yaya geçitinden bile geçerken dikkat edin. Kazalara çok açıksınız. Aman diyorum. Hı hı. Tedbirli, temkinli olmakta fayda var. Peki. Hemen kovalara geçiyorum. Sevgili kova, e, risk içeren, maddi konularda çok dikkatli olman gereken bir haftaya girdin. Yani bu her türlü şey olabilir. Birine borç vermek olabilir. Bir yatırım yapacaksın olabilir. Özellikle... E, Aşk, para, sağlık ve eğitimde bakalım neye dikkat etmen gerekir tek tek görelim. Diğer haritasını da diğer tablo geldi ekrana. Mucacım seni dinliyoruz. Eğitim yaşamlarında, eğitim alanlarında ciddi başarılar elde edecekler. Süper. Ee, mahkeme, hukuk alanlarında haklarınızı kazanacağınız bir haftadasınız. İşiniz nedeniyle hukuksal bir işle mücadele veriyorsanız hiç korkmayın. Hakkınızı alacağınız bir haftadasınız. Özellikle sizler de ayın yay burcundaki ilerleme enerjisiyle haftaya başlamış olmanız sosyal çevrenize odaklanma konusunda hiçbir zorluk yaşamayacaksınız. Neptün Merkür zorlayıcı kare açısıyla alışveriş yaparken tedbirli temkinli olmaya Özen gösterin. Özellikle bir kredi kartı kullanıyorsanız, bir kova burcu olarak çok dikkat edin. Yani e, internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde kandırılmaya ve dolandırılmaya Olur. açık olabilirsiniz. Aman tedbirli ve temkinli olun. Ayın yeni ayın oğlak burcundaki enerjisiyle ve merkürün de oğlak burcuna geçmesiyle kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı kova burçlarının bu hafta çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle bak alışverişte, parasal işlerde, anlaşmalarda kova burçlarının haftanın 7 günü çok temkinli, çok tedbirli ve çok dikkatli olması gerekiyor. Yükselen kovalarda dahil. Yükselen kovalar bak benim kendi burcum kova. Benim de çok dikkat etmem gerekiyor yükselen kovanın da çok dikkat etmesi gerekiyor. Ay burcu kova olanın da çok dikkatli olması gerekiyor. Ben çok zeki bir adamım, kova burcuyum. Ben çok zeki bir kadınım, kova burcuyum deyip ben bu hatalara nasıl düştüm diyebileceğiniz bir hafta yaşayabilirsiniz. O yüzden iş anlaşmalarınızda, alışverişinizde çok temkinli, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle bir kova burcu olarak ev alacaksanız bu hafta e, tapu üzerinize alacaksınız. Yani yapacağınız her türlü yatırımda araştırmacı olmaya hatta mümkünse bu hafta bakın ne almak istiyorsunuz? Araba mı almak istiyorsunuz? Araştırın. Ev mi almak istiyorsunuz? Yazlık mı almak istiyorsunuz? Toprak mı almak istiyorsunuz? Çok iyi araştırın. Eğer araştırmazsanız maddi manevi olarak zarar görebilirsiniz. Kandırılmalara çünkü çok açıklar. Ee, şimdi yeni ay oğlak burcuna geçmesiyle Merkür'ün oğlak burcuna geçmesiyle kandırılma dolandırılmaya karşı gök kubbe uyarıyor kovaları dikkat et dikkat et dikkat et diye. İkili ilişki ve aşk hayatınızda kırgınlıklarınız kovalar adına. Kırgınlıklarınız varsa gücendiğiniz, üzüldüğünüz durumlarınız varsa onları dönüştürmek isteyebilirsiniz. Terk edildiyseniz partner geri dönebilir. Gerçekten aldatılmadıysanız, bir kova kadını olarak, bir kova erkeği olarak kandırılmadıysanız, gereksiz nedenlerden ayrılık geçirdiyseniz, terk ettiyseniz, terk edildiyseniz bu hafta gurur ve onur meselesi yapmayın. <laughs> Bir şans daha verebilirsiniz ama kandırılıp aldatıldıysanız bu nedenle bir ilişki bittiyse unutmayın aldatan hep aldatır. Aldatmanın bir keresi, iki keresi yok. Kadın için de aynı şey, erkek için de aynı şey. Ama e, gereksiz sözlerden, kırgınlıklar ve ayrılıklar yaşadıysanız, e, ilişkinize bir şans daha ver, verdiğinizde pişman olmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ama Yüreğiniz yandıysa, haksızlıklara uğradıysanız, ne öc almak için, ne size yaşattıklarını ona yaşatmak için bir daha şans vermeyin. Yani siz kimseyi e, kimseye had bildirmeye çalışmayın bu hafta. Daha sonra ağrımayan başınızın ağrımasına neden olabilirsiniz. Haftanın üçüncü ve dördüncü gününde sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızda. Bazı arkadaşlarınızın arkanızdan konuştuğunu görebilir, duyabilirsiniz. Bu durum sizi bir kova kadını, bir kova erkeği olarak hiç üzmesin. Bence kovalara artık alışmışlardır yani. Zeki kova kadınları herkes tarafından kıskanılıyor ve çekilemi çekilemiyor ve konuşuluyor. Ama onlar şu var, dedikodu yapmayı sevmedikleri için kimsenin haklarında konuşmasına tahammülleri yok. Duymayın, görmeyin, oralı olmayın. E, haftanın üçüncü ve dördüncü günde buna çok dikkat edin. Haftanın spotu. Ben arkamdan konuşanları görmüyorum öndeyim demeniz yeterli. Her konuda öndeler çünkü. Peki efendim sevgili balıklar, yükselen balıklar hemen size geliyoruz ve uzun uzun anlatacağız size. Hadi bakalım. Şimdi bu hafta e, sevgili balıklar, yükselen balıklar daha uzlaşmacı ve zihinsel olarak aktif olduğunuz bir döneme adım attınız. Maddi konularda gereksiz korkulara kapılabilirsiniz, kapılmayın. Yaptığınız bazı değişiklikler ruhunuza iyi gelecek. E, belki görsel bir balık kadını olarak belki bu sabah uyku, yattığınız yataktan saç rengimi değiştirmek istiyorum duygusuna girmiş olabilirsiniz kilo vermek istiyorum duygusuna girmiş olabilirsiniz. Stilimi değiştirmek istiyorum duygusuna girmiş olabilirsiniz. Hatta yazın bize. Eğer bu enerjiyle uyandıysanız hiç durmayın. Saçınızın rengini mi değiştirmek istiyorsunuz? Değiştirin. Saçlarınızı mı kestirmek istiyorsunuz? kestirin. Belki uzatmak istiyorsunuz? uzatın. Yapacağınız tüm değişimler ruhunuza çok iyi gelecek bu hafta. O yüzden değişmekten çekinmeyin, kaygılanmayın ve korkmayın. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, sizler de ayın yay burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attınız. Kariyerinize odaklanma konusunda çok şanslısınız. Eğitiminize odaklanma konusunda çok şanslısınız. Belki uzun yıllar önce eğitim hayatınız bitti ama şimdi yeni bir eğitime başlama kararı aldınız. ...hiç korkmadan başlayın. E, kendinizi eğitmek istediğiniz alanlarda da... ...kolay algılayıp öğrenme haftasındalar Nur. O yüzden öğrenci balıklarımız için de... E, ...çok verimli bir hafta olacak bu hafta. İnşallah. Aynı zamanda kendinizi her alanda... ...geliştirme konusunda şanslı olacaksınız sevgili balıklar. Neptün, Merkür, Zorlayıcı, kare Açısı attığınız her adımda bir ileri bir geri duygusu verebilir. Güven duymadığınız hiçbir şeye karar vermeyin. Kararsız kalmamaya özen gösterin. Kendinizi araf duygularda bırakarak sıkıntıya sokmayın. Yeni ayın Oğlak burcunda doğacak olması bu hafta Merkür'ün de Oğlak burcuna geçmesi hedefleriniz ve ideallerinizle ilgili ...yeni başlangıçlar gerçekleştireceksiniz. Ve bu yeni başlangıçlar aşkta, eğitimde, iş hayatınızda... ...sizi ciddi anlamda ilerleme konusunda destekleyerek ilerletecek. Süper. Sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta. Ee, soğuk, algınlık, soğuk algınlığı, gribal etkiler... Herkes dökülüyor, evet. yıkılıyor zaten Sağ yani. sisteminizi güçlü tutmaya uyku kalitenizi yükseltmeye, hı hı. zihninizi, bedeninizi gereksiz yormamaya, bu hafta kaliteli bir kaliteli ve keyifli bir hafta yaşamaya. Kaliteli yalnızlık. Kaliteli yalnızlık içerisinde. Ay balık hayatta kaliteli yalnızlık seçemez. O sosyal olmayı sever. Ne güzel. Ve balık kadınları da, balık erkekleri de aşkla beslenir. Var mı aşk balıklara? Ee, yalnız olanların kalbi doluyor. Ee, ve e, ilişkilerinde sorun yaşayanlar sorunlarını partnerleriyle masaya yatırarak didişmeden, tartışmadan mu? çözüme ulaşacaklar. Süper. Dolayısıyla kırgınlıkları ortadan kaldırmak da hafta boyunca ruhunuza inanılmaz iyi gelecek. Ve kendinize her konuda yatırım yapmayı isteyeceksiniz. Bu nedenle... E, bir tek isteklerinizi geliştirmek konusunda, araf duygularda kalmamaya, başkalarının ilişkisinde de arada kalmamaya özen gösterin. Kuzeniniz eşiyle küsebilir. En yakın arkadaşınız partneriyle ayrılma kararı alabilir, darılabilir. Kimsenin arasına girmeyin. Çünkü bu hafta insanları düzeltmek için, toparlamak için, birleştirmek için araya girdiğinizde başınızı derde hayatınızı sıkıntıya sokabilirsiniz. Eyvahlar Yani olur, olur da bir arkadaşınız, komşunuz gelir de size derdini anlatırsa, sizin nasihatinize, aklınıza ihtiyaç duyarsa dinleyin ama şunu söyleyin. Nasıl istiyorsan öyle karar al. ben sana akıl veremem. Benim aklım bana yeter, senin aklın da sana yeter. Haftanın spotu. Kimsenin hiçbir işine karışmayın. İyi ama balıklar, değil mi yani? Çok iyi, keyifli bir haftadalar kesinlikle. Balıklara dansım. <laughs> Süper. Sevgili balık, iyi bir haftadasın. Ee, belki şu anda hani ufak tefek zorluklar yaşıyor olabilirsin, bazı sağlık problemleri, bazı maddi problemler ama aşacağın bir haftadasın. Yani genel anlamda baktığımızda aslında gezegenler hepimize e, o küçük de olsa müjdeler vermeye başladılar. Ben şimdi öyle bir ritüel vereceğim ki onu herkese. Dileklerini, isteklerini, kısmetlerini kolaylıkla hayatlarına çekecekler. Yok, ben de yazıyorum. İste, dile, yaşa. Vereyim mi? Hemen alalım bence. Peki. Bir, bir, tek bir şey soracağım. Ee, bu ritüeli en başta söyleyeyim ki yapma saati günü var mı? Var. Hangi gün? Önce onu söyleyelim. Çarşamba günü. Hı hı. Ya sabah 5'te ya akşam 17'de. Sabah 5 ya da akşam 17'de. On on yedide. Yedide. Tamam. Yasemin yağı alıyorsunuz. Yine masraf. <gülüyor> <gülüyor> küçücük bir Yasemin yağı alıyorsunuz. Bir de beyaz küçücük bir mum alıyorsunuz. Önce dileğinizi diliyorsunuz. Sağ kulağınızın arkasına, sol kulağınızın arkasına o yağdan minnacık damlatıyorsunuz. Üçüncü gözünüz iki kaşınızın ortasına, boğaz çakranıza kalp çakranıza zaten yedi çakramız var. Bütün çakralarınızın üzerine damlatın. Küçücük masaj yapın. O beyan da dileğinize dileyin. O muma da biraz damlatın. Bir daha söyle buraya. Şimdi aslında yedi çakra. şöyle söyleyelim. Önce sağ kulak. Tamam. Sonra sol kulak arkası. 3 tamam. Üçüncü göz. Tamam. Ee, özür dilerim. Yanlış saydım. Sağ kulak, sağ sol kulak. kulak, iki kasığımızın ortası. Tamam. Kök çakramız. Ee, kuyruk sokumumuz, hı hı. mide, göbek, kalp, boğaz, üçüncü göz, tepe çakrası. Tamam. Ve tam kuyruk sokumunuza da sürün. Sonra mumunuza damlatın. Dileğinizi, isteğinizi, şansınızı dileyin. O mum bitene kadar yansın sonra çöpe at. Muhteşem bir ritüel. Peki herkes bunu kendi adına mı dileyebilir yoksa ben mesela... Atıyorum. Kızım adına yapabilir miyim bunu? Yoksa herkes O kendi? ona sürmen lazım ama. Ha. Sürmen lazım. Çünkü yani, bazı ritüellerim var. Anneler çocukları için yapabiliyor ama bu öyle bir şey değil. Herkes hayır, kendi herkes yapacak. herkes kendi yapacak bunu. Ve bunu e, saat ya sabah 5'te ya 17'de. Hı hı, çarşamba çarşamba, çarşamba günü. günü. Bu döneme ait bir ritüel bu. Yani neden? Çünkü yeni ay oğlakta. Merkür doğlağa geçiyor. Hem bu ritüel iletişimi yükseltecek, hı hı. hem kısmet açacak, hem şansı çoğaltacak. Peki sırasıyla mı sürüyor Yani gelişigüzel öyle sürebilir miyiz? Bir, bir sağ kulak, mı? sol kulak, e, iki kasığımızın tam ortası. Tamam. Gök çakramız, tamam. göbek çakramız, mide çakramız, kalp çakramız, boğaz çakramız. Üçüncü gözümüz, tepe çakramız, en son kuyruk sokuyumuz. Komple Yasemin'i aile yıkan saksı <laughs> <laughs> Önemli Her olan süsek. uygulamak bunu. İstiyorsan daha sonra bütün vücuduna sür. Ama çakraları özellikle süreceğiz. Sürmek gerekiyor. Kesinlikle. Ee, çarşamba günü. Sabah ya saat 17'de ya da ya 17'de 17'de yapacağız. Peki. Bunu sürerken de e, aklımızdan Dileğimize, dileğimizi geçireceğiz. Herkes kendi adına isterseniz yapabiliyor. İsterseniz şansım, kısmetim açılsın. Auram güçlensin. Enerjim yüklensin, yükselsin. Bol para kazanayım diyebilirsiniz. Ben her sabah şunu yapıyorum. Siz de bunu yapın. Ben Nuray Sayar'ıyım. Mutlu olmayı hak ediyorum. Ben Nuray Sayar'ıyım. Bol para kazanmayı hak ediyorum. Ben Nuray Sayar'ıyım. Sağlıklı ilişkiler yaşamayı hak ediyorum. Yüksek sesle. Hatırlatın bilinçaltınıza. Hmm. Ben de her sabah kalkıyorum. Ben Nur Girelim. Çocuğun kahvaltısını hazırlamam lazım. Buradan işe gitmem lazım. Kızım okula gidecek. <laughs> ya hayat işte valla. Şimdi diyeceksiniz ki işimiz Yasemin yağlarına mı kaldı? Vallahi Demeyin bu, görün. Bu Bu bir inanç pozitif bir enerji. Tabii ki. tabii ki yapmak zorunda değilsiniz ama e, denenmiş, yapılmış, Nuray uygulamış, çok faydasını ben, gördüm diyor. Sizin de fayda Yani pozitif enerjinizi arttıracaksınız. E, bak ben hem çok duygusal bir kadınım. Evet. Hem enerjisi yüksek bir kadınım. Çok. Hem de çok mutlu bir kadınım. Hepiniz mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Nasıl 100. düşünürseniz öyle yaşarsınız. Arkadaşlar saat soruyorsunuz. Çarşamba sabahı saat 5'te ya da saat 17'de... Yasemin yağıyla yedi çakranıza süreceğiniz o yağı sürdüğünüz andan itibaren dileğinizi geçireceksiniz içinden. Evet. Çarşamba günü yapılıyor bu ritüel ve bugüne aitken, yani Çarşamba gününe ait bir ritüel gönlünüzden de geçiyorsa gerçekten inşallah. inşallah. Nuraycığım çok teşekkür ediyorum. Ben Kaçıranlar teşekkür ederim. Kaçıranlar izleyemeyenler bir tekrar izleyin bakayım burcum ne diyor. Tam anlayamadım diyenler varsa. Nur Viralli Hayatta Her Şey Var YouTube kanalı var orada tekrar videomuz yayınlanıyor. Oradan da göz hatta oraya yorumlarınızı da yazın. Tek tek okuyorum vallahi bütün yorumları çok seviyorum sizi. Çok teşekkür ben ediyorum Nuraycığım. Ben teşekkür Nuray ediyorum güzel Efendim, haftalar diliyorum. Yarın kaçmaz bir program var yarın. Herkes ekran başında olsun. Müthiş öyle bilgiler duyacaksınız ki burada siz bile inanamayacaksınız. Görüşmek üzere.